ifşa, Türk, porno, sıkışmak, boşanmak, sepet, seksi, evli, gizli, sanal, seks, lolita. Buluşup amını götünü yalatıp dikişecek ateşli doyumsuz bir bayanla tanışmak görüşmek üzerim. O güzel çiçeklerini yalar yalar sikerim. Tamam arkadaşlar. Değişen bir şey yok. İki gün yoktuk ortalıkta. Hiçbir şey değişmemiş. Şaşırdık mı? Hayırdır. Hayırdır aynen. Bak şaşırdık mı? Hayır diyeceğime. Şaşırdık mı? Hayırdır dedim. Bugünlerde bir isyan modundayım çünkü. Çünkü çok orospeyle adıyla diyalog kuruyorum gerçekten. Derken Serhat Kılıç bize 1 lira yollamış. Teşekkür ederiz Serhat'cığım. Bu cömert cidesinden ötürü. Sağ olasın güzel kardeşim. Üç lira gelmiş bizlere. Hemen bakıyoruz kim atmış. Doğukan Akbulak. Osman Fırat Büyük Baron'a selam olsun. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ olasın. Çocuk. Çocuk lafını genelde bizim doğullar kullanır. Şu pişle başlamak istiyorum. Lan bu bizim Hakan'ın yazış tarzına benziyor. Belki de bizim Hakan'dır. Aynen fakir ağam vermişler taşlarını sokmuş. Meşgul aldı. Selamünaleyküm hanımefendi. Çay içer misiniz diyen kişi. Şu elemandan başlayalım bir. O zaman. Yaşlanıyorum be. Gözlerim de görmüyor artık böyle beyler bayanlar. Vallahi bak ha. Hadi oğlum. Lan niye 500 olmadı? Hadi oğlum lan. Hadi lan. Zor değil amına koyayım be. Her gün motive olsun biraz ya. Alo. Alo. Efendim. Merhabalar. Ne yapıyorsun Erdal'cığım? Vallahi oturmuşum. Senden var mı yok? Ne yapıyorum? Vallahi ne yapayım ben de. Twitter'dan konuşmuştuk hatırlıyorsan. Aynen doğrudur. Ben de tam bekliyordum seni. Ne güzel. Kaç yaşındasın? Biraz kendinden bahseder misin? Tabii. 32 yaşındayım. 32 yaşındasın. Evet. Hı hı. 1.75 boyum. 1.75 boyundasın. Ne güzel. Evet, evli misin? Ya. Bekar mısın? Bekarım. Ben bir evlilik yaptım. Boşandım eşimden. 7 yıl oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 85 kiloyum. Evet. Biraz etmiyorum. Efendim? Esmerim dedim. Esmerleri çok severim. Ben sevdiğim erkek tipi esmer oluyor genelde. İyi güzel. Çok tatlı gülüyorsun bu arada Erdal. Nasıl? Çok tatlı gülüyorsun. Ha iyi güzel. Beğendiğin için. Teşekkürler. Anladım güzel. Ben de 39 yaşındayım. Dediğim gibi bir evlilik yaptım. Boşandım eşimden. 1.69 boyundayım, 63 kiloyum. Balık etliyim biraz. Güzel. Sormak istediğin başka bir şey varsa sorabilirsin Erdal'cığım. Efendim? Neredesin? Sesin bozulmaya başladı Erdal. Memleket? Memleket İzmir, siz? İzmir. İzmir bayanlar da güzel olur ha. Çok teşekkür ediyorum. Siz nerelisiniz? Siz yani kenarda öyle yani öyle söylerler. Ay doğru söylüyorsunuz. İzmir'in kadınları ay çok güzel oluyor da siz nerelisiniz? Ben Şanlıurfa. Aa ne güzel ne güzel. Eski sevgilim de Şanlıurfalıydı. Allah Allah. Evet çok mert delikanlı oluyorlar. Doğrudur. Doğrudur. Yaklaş günü bir haftada hemen hemen tanıştık değil mi? Evet evet. Bir haftadır sabırsız olan da gidiyorum telefonlarını. Ya anca müsait olabildim. Bir daha hiç tanımadığım insanı ben kolay kolay arayamıyorum. Bugün de bira içtim. Biraz kafam çakır. Tek başıma kalınca bir arayayım dedim. Güzel. Öyleyse sen her gece iki bardak iç. Efendim? Her gece iki bardak iç ki. Ay çok tatlısın. Çok da espritüel bir yönüm var. Çok hoşuma gitti. İyi.
Güzel değil mi? Bak, ben biraz da korkuyorum, o yüzden aramadım. Çünkü ben ne yaşarsam yaşayalım, güven ve gizlilik çerçevesinde yaşamak istiyorum. Güvenemiyorum insanlara tabii çünkü. Tabii güvenlik, en önemlisi güvenlik olmak. Hani insanın birbirine güvenmesi, insanın birbirine tatlık olması. Evet, güvenlik önemli, doğru mu? Aynen. Güvenlik olmak önemli güven. Yani, evet, doğru söylüyorsun. Güven çok önemli. Önemli olan güvendir. Güvenlik sağladıktan sonra her gerisi kendiliğine gelir. Evet evet, doğru söylüyorsun Erdal'cığım. Aynen gülüm. Ay ne güzel. Aynen. Gülüm diyorsun. Nasıl? Ne güzel gülüm diyorsun. Ben de hep gülerim. Sen hep ara, ben hep gülerim. Vallahi sabırsız olan biri var ya. Bekliyorum telefonu, ha çalacağım. Bir ara bir cevapsı çalın geldi. Birden kapandı, kalbim hop hop etti. Ay heyecanlandın yani, benim diye. Vallahi ama bak, başka kadınlarla yok. Hatta şu anda biraz da heyecanlıyım. Ay canım benim, ama bak şöyle söyleyeyim. Benle konuşurken başka kadınlarla konuşmak yok, tamam mı? Ben sevmiyorum çünkü. Anladım gülüm. Anladım. Tamam. Ben biraz da doyumsuz bir kadınımdır, baştan söyleyeyim. Neylesin? Doyumsuz. Ha, doyumsuz. Ne yönden yani doyumsuz? Ya işte biliyorsun, ikimiz de çocuk değiliz yani, açık konuşalım birbirimize güvendiğimiz sürece. Tabii açık konuşalım. Tabii. En güzeli de o. kalktı, umutlu oldu bak. Alo. Dinliyorum canım. Ha, dedim ya doyumsuz. Ne yönden doyumsuz? Yani ben onu anlayamadım. Ya işte anladın işte biraz. Yani 39 yaşındayım, dulum sonuçta. Bir de bir senedir kimseyle ilişki yaşamıyorum güvenmediğimden. Biraz seks konusunda doyumsuzumdur. Hı hı. Öyle işte. Ya partnerimin evet, biraz doyumsuz olmasını, arzulu olmasını isterim. Evet. Öyle. Ya bence senin yanında yani durmak mümkün değil yani. Gerçekten mi? Vallahi. Hani tam seni fotoğrafını da görmedim. Biraz böyle şeyim yani, evet, böyle erkeklerde sertliği severim yani. Sert maço erkekleri çok severim. Sert erkekleri. Evet, çok severim seks sırasında. He, seks sırasında, anladım. Hoşuma gider aynen yani. Aynen. Ben de en sevdiğim o. Yani bazıları var böyle, nasıl sana söyleyeyim, nonos gibi. Aynen, hiç sevmem öyle hareketleri. Sarışın küpeli tipleri sevmem. Geçen işte ben niye seni aramadım biliyor musun hemen? Evet günüm. Geçen işte biriyle mesajlaşmıştım. Bundan bir ay önce güvendim. Bir hafta normal konuştuk. En son güvenip numaramı verdim. Dedi ki ben 43 yaşındayım falan. Merak etme, ağırım ben, maçoyum falan. İstanbul'da oturuyorum dedi. Evet. İstanbul'da oturmuyormuş. Görüntülü bir konuştuk. 26 yaşında sarışın küpeli bir çocuk çıktı biliyor musun? Sarışın küpeli. Ya dedim, hani sen 43 yaşındaydın. Yok, benimle konuşmazsın diye yaptın falan dedi. Beni 3 gündür arayıp duruyor biliyor musun? Hep kapatıyorum. Şansa. Allah'tan küpeli çıktı ki bana döndü. ay ne kadar güzel konuşuyorsun. güzel. Allah'tan küpeli çıktı da aradın beni, sordun yani. Ne güzel, tam böyle bir felsefe yapıyorsun böyle konuşarak. Çok doğru çıkarımlarda bulunuyorsun. Ortaya çok güzel tezler atıyorsun gerçekten. Güzel. Beğendiğini. Vallahi gülüm, ben de sabırsızlıktan bir haftadır bekliyorum. Tatma arayacağım. Ay yerim seni, kıyamam sana canımın vallahi için. Vallahi ilk gün var ya. İlk gün sabahladım. Vallahi saat 4'e kadar seni bekledim. Hatta mesajlarıma dikkat edersen sabah 4'te sana mesaj attım. Senin kafanı sikeyim ben o zaman. Senin o kafanı sikeyim. Ay kıyamam sana. Keşke erken arasaydım. Böyle güzel bir insan olduğunu bilseydim erken arardım canım. Vallahi gülüm, seni çok bekledim. Ay canım benim ya. Üzüldüm şimdi. Allah'a çok bekledim. Hatta 2-3 gün üstte böyle kaldım. Geç saatte dedim, müsait olur büyük ihtimal. Arar beni, sorar beni. Ay. Ondan dolayı belki de hani 4-5 kere kadar bekledim seni. Ay şu an düşün. Diyelim.
Ay şu an düşündüm de keşke yanımda olsaydın. Sen böyle konuşunca ben dayanamadım biliyor musun? Keşke yanımda yanında olsaydın be gülüm. Nerede oturuyorsun? Şanlıurfa'da gülüm. Benim bir sıkıntım olmaz. Benim seyahat sıkıntım yok. Özgür bir kadınım. Ben güvendiğim sürece yanına da gelebilirim. Ama ben evlilik aramıyorum. Dostluk arıyorum. Anladım gülüm. Anladım gülüm. Olursa bir gün gelirsen memnun olurum. Ne güzel. Bakalım konuşalım da. Ama şu an var ya bir adı içiyorum. Yanında olmak, dudaklarını yapışmak isterdim. Of, ben de isterdim be gülüm. Ne güzel gülüm diyorsun bana. Biraz sesli konuş ama ya. Böyle anlamıyorum. Allah Allah, sesin geliyor mu? Şu an iyi geliyor. Bozma lütfen. Daha yeni gelmiyordu. Şu an ben de yanında olsaydım, o dudaklarına yapsaydım, duyasıya hemseydim, öpseydim. Ay. Boğazlarımı, kulaklarımı etrafını, boğazın etrafını yalasaydım, emseydim, emseydim, emseydim. Canım sen böyle konuşuyorsun ya, ben ıslanıyorum. Bugün de dışarıdan geldim. Bak altımda kiloklu çorabım var, siyah bir tane etek giymişim. Of. Burada olmanı, o eteği sıyırmanı isterdim. Of, ben de sıyırmamıştım. Ben de isterdim be gülüm. Hele boğazını yalarken, okşarken var ya, o göğüslerini okşamak isterdim. Sonradan hafifçe elimi aşağı atıp amcanı okşamak, parmaklamak. Ay. Damak öpmek isterdim. Ay canım benim. Ay. Evet gülüm, evet. Biraz daha yavaş. Sert olur musun Erda? Böyle seks sırasında bana emirler vermeni istiyorum. Beni yönetmeni istiyorum. Evet gülüm. Evet gülüm. Böyle var ya. Seni böyle seks aşağı atacağım. Yere yatıracağım. Evet canım. Sert bir şekilde saçlarını tutacağım, böyle var ya, göbüşlerini ağzıma alacağım. Göbüşlerini ağzına alacak mısın? Nasıl? Ne yapacaksın bir daha söyle. Göbüşlerini ağzıma alacağım. Göbüşlerimi yal Erdal lütfen, göbüşlerimi yal. Evet, göbüşlerimi yalayacağım var ya, uçlarını böyle dimdik edeceğim. Eski sevgilim bir şey derdi bana, çiçeklerini yalayacağım derdi. Evet, ben de aynen çiçeklerini yalayacağım senin. Ağzımı alacağım, göğüslerini böyle ya böyle, o çiçeklerim kıpkırmızı olana kadar. Ay, aa, devam et. Aşağı geleceğim be gülüm. Ya peki, içime gireceğin zaman sikine isot sürüp bana girer misin? Ne söyleyeyim? Sikine isot sürüp bana girer misin? Amcın yanar be gülüm. Yansın istiyorum, parçalansın istiyorum, artık bir senedir kimseyle bir şey yaşamıyorum. Gülüm öyle dikkatli bir de var ya, aşağı ineceğim, aşağı karın bölgelerin kenarlarına yalayacağım, yalayacağım, amcığını biraz ineceğim, amcığını biraz tokatlayacağım, tokatlık. Evet. Biraz emeceğim, öpeceğim. Evet, evet. Şu an oynuyorum, parmağımı sokuyorum. Evet. Bacaklarını ayıracağım. Evet, evet. Bacaklarını ayırdıktan sonra böyle var ya, böyle kaldıracağım, bom, bacak omuza yapacağım. Ben sonuna kadar kökleyeceğim. Peki bütün vücudumu isot döküp yalar mısın Şanlıurfalım? Yalarım ya gülüm, yalarım, yalarım. Senin gülüm değişini ölürüm. Yalarım, her yüzünü yalarım. Canım biraz daha sert olalım artık. Biraz daha sert olmanı. Orospum fahişem, yat yere demeni istiyorum hadi. Tamam orospum benim. Tamam orospum. Bağır biraz benim. Gerçek sert bir erkek gibi emir ver bana. Yat yere lan de. Bağır, kavgadaymış gibi konuş. Of, orospum benim. Yavrum benim. Bağır biraz ama bağır, bağır. Yuh, yavrum benim. Amcını öptüm. Canım böyle sert olama, sert böyle bağırarak istiyorum. Of. Dayanamıyorum be gülüm. Öldüm burada be. Gerçekten mi? Vallahi öldüm ya burada. Ay kıyamam sana. Terledim ya. En azından katilim benim. Boş ver. Boş ver canım. Devam et. Devam et. Fatma. Evet. Evet. Evet Erdal. Öldüm benim. Evet Erdal. Ben bari ağız üstü atıracağım. Beni kalçanı havaya kaldıracağım. Evet. Orospum. Peki. Orospum. Erdal, koltuk altımda siker misin? Of, her yerini sikeceğim seni. Ay canım benim. Her yerini sikeceğim. Eski sevgilim bana... Gütünü, amcını. Eski sevgilim bana böyle şey kürçe küfür ederdi. Orospiyamın derdi. Sen de kürçe küfür eder misin biraz lütfen? Tamam. Mevkulatın ye, tamam. Evet. Evet. Mevkulatın ye. Ay. Of, orospum benim. Devam et lütfen, aynı küfürler etmeye devam et, çok hoşuma gidiyor. Yok, kalçanı yukarı kaldıracağım.
bir götüne bir amcığına koyacağım. Orospun benim. Biraz daha, benim. Biraz daha Kürtçe küfür et. Biraz daha lütfen, çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Evet. Evet, evet, süpersin. Bastıra bastıra. Coşkulu coşkulu küfür et. Coşkulu coşkulu. Buhe Erdal, buhe. Ay canım, bir dakika bekler misin? Alo, gene arayıp duruyor. Ben bunu ne yapacağım ya? Bekler misin? Evet. Bir dakika bekler misin? Tamam. Ambisi yapıyordu arkadaşlar, Erdal. Bu Dumbledore'un arkadaşlar sağ kolu. Dumbledore'un öğrencisi. Harry Potter'da Erdal abimizi izlemişsinizdir. Asayla am sikiyordu. Es uzu diyat enni falan deyip böyle bir Voldemort'la kapışmışlığı da vardır yani. Anladın mı? Voldemort buna bir tane böyle büyü yapıyor. Böyle elektrikli büyü yapıyor. Bu da böyle yapıyor. Es uzu diyat enni falan diye Voldemort'un suratına direkt bir amcık çıkıyor. Erdal yarrağını itelemeye çalışıyor ona. Oo, daha ne? Bu Erdal abimizin Saruman'la, Sauron'la, Gandalf'la anıları var. Ne diyorsunuz? Gandalf'ın nenesini sikmiş bu an birisiyle. Kandırmış, kendi tarafına çekmiş. Nenesi ondan sonra Erdal'a Gandalf hakkında köstebeklik yapmış. Gandalf'ı öyle yenmiş yani. Mızık kuzu deniye. Anı sevdiğim. Kapattım canım. Arayıp arayıp duruyor. İsmi her gün kafayı yiyeceğim. Ben nasıl kurtulacağım bundan? Engelle gülüm, engelle. Canım işte benim telefonum eski olduğu için sadece WhatsApp'tan engelleyebiliyorum. Sırf müşteri temsilcisini aradım bu yüzden. Dedi ki hattınız, cihazınız desteklemediği için engelleme yoktur dedi. Arayıp arayıp duruyor ya. Neyse, boş ver onu. Ama ben seni çok sevdim gerçekten. Ben de seni sevdim be gülüm. Belki bir hafta sonra yanına gelebilirim ama bir gün kalabilirim sadece. Çünkü ben burada sekreter olarak çalışıyorum. Haftaya belki böyle bir cuma günü akşam binerim, cumartesi ya da yok öyle olmaz, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var ya. Hı hı. Perşembe gelirim, cuma dönerim, olur mu? Olur, sen yeter ki gel be gülüm. Canımın içi ya. Ama bak, beni yarı yolda bırakmayacaksın, tamam mı? Olur mu ya gülüm, sen gelmişsin, ben seni yarı yolda bırakacağım. Peki, olacak iş mi ya? Ticaret yerde getiririm yanımda, ister misin? Her şeyi getir canım. Peki yarım çorap mı giyeyim yoksa kilotlu çorap mı? Yarım. Yarım çorap değil mi? Diz üstü biraz. Aynen. Sesin az geliyor Erdal'cığım aşkım. Aynen, yarım çorap giy, fazla şey yapmayalım. Bağışları okuyacağım. Elbiselere dalmayalım. Canım benim ya. Ya bu gene arıyor, ben ne yapacağım bununla ya, bekler misin? Hı hı. Bazı yerlerde hafta sonu yasakları kalktı, aynen. Arkadaşlar like'ı 1000'e çekelim dostlarım. Bir donate'leri okuyalım. Ay sonu geldi amına koyayım, ayın 1'i ha. Yarrağıymışız. Bakmayayım. Yine arkadaşlarımız 3 tane bağış gelmiş. Biri 25 kuruş, biri 15 kuruş. Bir de 90 kuruş. Allah'ınızı sevdiklerim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Siz olmasanız aç kalmıştım. Teşekkürler kankalarım. Sağ olun. Alo. Efendim? Canım şey diyeceğim sana ya. Arayıp arayıp duruyor. Kapatıyorum, arıyor. Ne yapacağım ben bununla? Kapat, meşgulat. Meşgulat atıyorum. Arıyor canım. Durmuyor. Bir saat önce gene 30 kere aradı. Açmadım. Şimdi gene hep arıyor böyle sürekli. Neyse, boş ver. Bak, güvenirsen bu gece görüntülü de konuşuruz seninle, tamam mı? Nasıl? Güvenirsen diyorum, biraz daha konuşalım, görüntülü konuşuruz. Tabii. Ben de senden fotoğraf isteyecektim. Yok, gerek yok. Direkt görüntülü konuşuruz canım. Bekle ama şimdi de biraz daha tanışalım. Evet.
vallahi bir fotoğraf ataydın, benim de halimi göreydim. Tamam, görüntülü beraber yaparız akşam ama kafamı göstermem eğer soyunursam. Giyindikten sonra gösteririm kafamı. Ya bu gene arıyor, yeter artık ya. Sürekli kulağımda... Meşgulat gitsin ya. Meşgulat atıyorum canım zaten, anlamıyorsun. Sürekli arıyor. Bana böyle ben anlamıyorum, nasıl kurtulacağım bundan. Her gün arıyor canım ya. 3 gündür her gün arıyor.